Teknolojinin etkisi hayatımıza çok fazla. Ne artık teknoloji konuşmak için, iletişim kurmak için, öğretmek için, öğrenmek için, oynamak için, paylaşmak için, eğlenmek için, hatta öldürmek için kullanıyoruz. Teknoloji inanılmaz bir biçimde artık yaşamımızın odağı haline geldi, temeli haline geldi. 2018 yılı içerisinde bir dakikada 973 bin Facebook paylaşımı yapılmış. 481 bin, bir dakikadan bahsediyorum, bir dakikada 481 bin tweet atılmış. Bir dakikada 174 bin Instagram paylaşımı gerçekleşmiş. Ve 38 milyon mesaj gönderilmiş bir dakikada WhatsApp'la. Bu teknolojinin ne kadar bizi artık içine aldığını, teknolojisiz yapamadığımızı gösteriyor dünya üzerinde. 50 milyon kullanıcıya, teknolojinin hızını daha iyi anlamanız için bunu sunmak istiyorum. 50 milyon kullanıcıya bir uçak teknolojisi 68 yılda ulaşırken Pokemon Go oyunu 19 günde 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Twitter 2 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu hızı görebiliyorsunuz değil mi? Araba 62 yıl sürerken YouTube 4 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Dolayısıyla teknoloji yıkıp geçiyor, değiştiriyor bütün hayatımızı. Diyorum ben bilim kurgu filmleri çok severim ve TED konuşmalarını çok severim. Mesela kuantum kompütürler, bulut bilişimler, büyük veriler, otonom arabalar, giyilebilir teknolojiler, 3 boyutlu printerlar, dronlar. Peki bu teknoloji bu kadar hızlı değişiyor. Bu teknoloji bu kadar hayatımıza girdi, artık hayatımızın temeli haline geldiyse yapay zeka ve transhuman kavramları hayatımıza girdi. Artık 3 boyutlu printerlarda kulaklar basılıyor, burunlar basılıyor, kıkırdak dokular rahatlıkla basılıyor ve hatta el veya ayak protezleri, bacak protezleri çalışmaları da var. En son izlediğim videoda bir kalp organın basıldığını bize gösterdi. Bu ne demektir? Artık bağışçıya ihtiyacımız yok. Organ ihtiyacımız olduğunda biz 3 boyutlu printerlarla bunları üretebilir hale geleceğiz demektir. Peki bir organımızı kaybettiğimiz zaman vücut parçası tasarımcısı veya tamircileri oluşacak. Bir önemli konulardan bir tanesi yaşlılık. Artık daha az yaşlanacağımız için ancak yaşlılıkta ki sosyal ilişkilerimizi, sosyal hayatımızı çeşitlendirmek için yaşlılık uzmanları oluşacak. Tabii yapay zeka hayatımıza bu kadar çok girdiği için kanunları okuyan ve bu kanunlar bize savunma mekanizmaları öneren sanal avukatlar olacak. Bunlar artık normal avukatlardan daha hızlı bizim adli sorunlarımızı çözecekler. Peki doğayı bu kadar yok ederken bu yeşillikler nasıl besleneceğiz? Dikey çiftçilikler, apartman çiftçilikleri ile ilgili meslekler olacak. Yine başka önemli konulardan bir tanesi, kanser hastası olanlar bilirler. Kemoterapi denilen bir zehir alırız vücudumuza kanserle savaşmak için. Halbuki bu zehir bizim sağlıklı hücrelerimizi de öldürür. Halbuki nanoteknoloji ilaçlarla biz sadece bizim hastalığımıza yönelik, sadece bizim için üretilmiş ilaçlarla ilgili meslekler oluşacak. Tabii ki drone bekçileri dediğimiz bu dronların havadaki trafiğini kontrol eden, bunların bakımını yapan da ilave meslekler çıkacak. Dünya dijitalleşiyor, ekonomi değişiyor ve yüksek teknoloji ürünler hayatımıza giriyor. İnovasyon, sürdürülebilir inovasyon yaparak hayatımıza da bu inovasyonu katarak biz de bunlara uyum sağlamamız lazım. Yoksa yok olup gidiyoruz, eriyip gidiyoruz.